Yarın sabah döneceğim Maraş'a. Dede, benim de Maraş'ta işim var da. Beni bırakabilir misin? Sabah 7'de eski taşlı yolun orada olalım seni. Ah, sağ ol hocam. Tamam, hadi koş. Eğlenmene bak, hadi. Sağ ol. Koca adam olmuşsun aslanım. Bir de bıyık olsa tam rahmetlik baban gibisin ha. Ne işin var bakayım Maraş'ta? Ben aslında İstanbul'a gidiyorum Ede. Oradan da senin yanına geleceğim Allah'ın izniyle. Benim yanıma. İngiltere'ye. Evet Cevdet Ede. Burada köyde kimim kimsem kalmadı artık. Ben de İngiltere'ye gelip senin gibi büyük adam olmak istiyorum. Kurbanın olam, dur deme bana. Yusuf bak, kolay değil oğlum bu işler. Gurbette yaşamak zordur. Buradan görüktüğü gibi her şey toz pembe değildir. Hem de çok zor. Eğer tutunamazsan kaybolur gidersin, yazık olur sana. Burada iyi kötü bir işin var, arkadaşların var. Hem gelsen ne yapacaksın oğlum? Yol bilmezsin, yordan bilmezsin. Ben babamın yaptığını yapmak istemiyorum. Zamanında babam da seninle gelmiş olsaydı çoktan adam olmuştum ben de. Ben daha buralarda kalamam Ede. İyice düşündün mü oğlum? Sen ne zaman köye gelsen ben hep bunu düşünüyorum. Peki. Eğer olur da bir gün İngiltere'ye kapağı atarsan ara beni mutlaka. Hah. Telefonum burada. Ama bak hiçbir şey için garanti veremem. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışırım sana. Paran var mı? Rahmetli babamdan kalan arsayı sattım. Bir de bizim Mehmet Eden'in İstanbul'da bir tanıdığı varmış. O da bana adres verdi. Gidince onu bulacağım. Hayırlısı olsun bak. Hayırlısı olsun bak.
Eder! Ya ne oluyor burada? Ebe'nin anam oluyor. Sizi git lan şuna! Özelinge bak, bize soruyor. Duymuyor musun? Kızım gel bakalım buraya. Geliyorum baba. Bulduk efendim. Kızım içindekini yırtacaksın. Ne oldu kız? Babacığım! Başvurumu kabul etmişler. Londra'ya gidiyorum, Londra! Bunu hemen kadere haber vermeliyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Avaz Bey buralarda mı? Kim arar? Beni Mehmet Ede yolladı. Kim? Ha, Ede, Elbistan'da biz abiye, kardeşe, sevdiklerimize deriz de... ...yine abi demek istemiştim. Siz Elbistanlı gavur Mehmet Ede derseniz tanırmışım. Eşeğine otur. Bekle biraz, değil mi? Gel önüne. Arkadan da kapıyı çek. Adın ne? Yusuf. Kaç yaşındasın? 23. Evet. Para mı? Var. Ne kadar lazım? Ne kadar? Yavrun hatırına sen 3000 veriyordun. Alacak yerim var mı? Yok. Geçmiş bir şey buldun buralarda. O da yok. Peki. Hazırlığını yap. Sağ ol abi. Tamam. Bak, devlet memuru gelirse böyle mesela diş falan, o gözünü dört aç. Evet. Hadi. Gelirse sana sorarsa sen burada ne iş yapıyorsun? Sen de ben buraya daha... İşe yeni başladık. Yeni. Anladın? Anladım. Latif. Çocuğun karnı da güzelce doyur. Peki abi.
Kim o? Benim Çetin. Gel Çetin. İçeride. Bir şey var mı? Yok. Bulamazsın. Dün gece gözüme bir damla uyku girmedi. Neler olmuş ben gittikten sonra, haberin var mı? Vallahi bütün sokağı toplamışlar ifade almak için. Her yerde seni arıyorlar. Pikin arkası acayip sağlanmış oldu. Siktir ya. Bir an önce seni ortalardan kaybetmemiz lazım. Bana yardım edebilir misin Çetin? Bilmiyorum ki. Bakacağız. Birileri var. Yurt dışına adam kaçıyorlar. Ama araştırmamız lazım. Yani herifler tekin değil. Çok tehlikeli işler Asiyeciğim bunlar. Artı epey tuzlu para lazım. Evde var aslında. Abi her yerde seni arıyorlar diyorum, sen bana ev diyorsun. Bende var biraz. Üzerinde tamamlarım, sağdan soldan ayarlarız bir şeyden. Burada olduğunu bilen var mı? Yok, biz sen veriyorsun. Cep telefonunu kapat. Kimseyi arama. Kimseye görünme. Dışarı çıkma. Benden haber bekle. Tamam mı? Çay kap getir Rıza abi. Çay ver. Tamam Eda. Vay, büyük aktör Baksman Umut Bey'le gelmişler. Dur be abi, karnımız aç, sen işine bak. Ne lan bu kılık, havuç suyu da vereyim mi? Abi bunları benim hesaba yazarsın. Ne hesabı lan? Haftalarda bir kuruş ödediğin mi var? Öderiz be abi, kaçmıyoruz ya. Her şeyi koydum çantaya. İçinde biraz da para var. Onu da yine koydum. Burak Bey. Thank you.
kızım beni iyi biliyor. Biliyorsun, ilk defa ayrılıyoruz birbirimizden. Gittiğin yerlerde kendine dikkat et. Böyle herkese çok güvenme. Az zorlanmadık seni göndermek için. Bu önemli değil ama şu dil işini halletsen yeter. Ama beni sık sık aramayı unutmuyorsun. Of baba ya. Daha önce de kaç kere konuştuk bunları. Can, şu güzel anneciğimle günleri görseydin ne olurdu? Yapma baba. Hadi. Hadi. Hadi ulan hadi. Yolculuğumuzun bir 10 gün falan sürmesini planlıyoruz. Şimdi beni iyi dinleyin. Bakın burada benim kanunlarım geçer. Anladınız mı? Burada kanun da benim, nizam da benim, kral da benim, kraliçe de ben. Buradan dışarıya adımınızı atmayacaksınız. Eğer benim dediklerimi yapmayan olursa var ya, dinleme kitabıma. Onu alırım, denizin dibine boylarsınız. Tamam mı? Havas deniz yollarını seçtiğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar dilerim. Akıllı olursanız problem çıkmaz. Çorbadan başka bir şey yok mu? Yok. Karım hamile görmüyor musun? Çocuğum için iyi beslenmem gerekiyor. Hani en azından biraz süt olsa. Tabii efendim. Sütünüz sıcak mı olsun, soğuk mu? Denizin ortasında nereden bulayım ben sütü? Sende hiç vicdan yok mu be? Yok. Karada bıraktım. Kadın hamile be. Benim verdiğimi yiyeceksiniz. O kadar. Buradaki herkes size tonla para ödedi. Hepsi şu iki kaşık çorba için miydi he? Tamam Sibel, boş ver. Siz o paraları İngiltere'ye gitmek için verdiniz. Ama daha iyi beslenmek isterseniz Tarkan Bey size yardımcı olacak. İşte Tarkan menüleri. Paranız yettiği müddetçe burada size krallar gibi bakarım. Tabii kaptana söylememek kaydıyla. Abi sen bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Burası 5 yıldızlı otellerden bile daha pahalı. Yok ya. İşine gelirse burada yardım ediyoruz koçu. İşim bitmedi mi hala? Kaptan seni bekliyor. Bitti. Yürü.
Haydi gelin. Ezel'den orfalı yana, ezel'den gönlüm geçmezdi. Ezel'den gönlüm geçmezdi. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın. Sevmeseydim ezel'den, sevmeseydim ezel'den. Vay vay vay. Ağam olasan, ömer paşam olasan, ömer yetimiz ağlasan, ömer benim olasan, ömer vay vay. Hello. Hello. I'm here for au pair job. Who's Jane? Yes, it's me. Come in. Put your luggage over there. Your room is the first one on the right as you go up the stairs. The children's room is next to your room. I shall be having some guests over this evening, and whilst I'm entertaining, would you please feed the children in the kitchen? Ah. We shall talk tomorrow. Yes, madam. Hello. What's your name? Kaç aydır? 8 oldu. Kız mı erkek? Baktıramadık henüz. Ama bir oğlum olsun istiyorum. Sağlıklı olsun da. İnşallah. Sizinki de iyi cesaret ama. Yani böyle hamile hamile yola çıkmak falan. Ne yapacaksın? Hayat işte. İmkanlarımız kısıtlı. Çocuğumuza iyi bir gelecek sunmak için İngiltere'ye gidiyoruz. Niye İngiltere? Abim neydi? Manchester. Manchester'da işte. 3-4 yılda kendini toparladı. Bir bakkal dükkanı açtı. Ben de yanında çalışacağım. Ya sen? Vallahi ben de kendimi bildim bileli onun bunun yanında ıvır kıvır işler yaptım hep. Kazandığım parayla da baktım iki yakayı bir araya getiremiyorum. Oğlum dedim en kısa zamanda paçayı kurtarmaya bak. Oradan buradan birazcık para toparlayıverdim. Atladım gemiye. Burhan Bey, içkiniz hazır efendim. Geç otur ya, bir de bardak al kendine. Ne var ne yok anlat bakalım. Sizi sormalı. Didem'den ayrıldım. Ne zaman, neden? Bazen sorun bende mi onlarda mı anlamıyorum da. Yani şimdiye kadar birçok kadınla birlikte oldum. Ama hiçbiriyle böyle gerçekten bir... Her şeye olan bir mutsuz gibiyim değil mi? Estağfurullah olur mu öyle şey? Öyle öyle. Ya mesele öyle para filan da değil ha. Bazen böyle her şeyi tüketmişim gibi geliyor. Bilmiyorum belki de yanılıyorumdur. Ama bir şeyler yapmak lazım Gazanfer. Bir şeyler yapmak lazım. Galiba sen de böyle düşünüyorsun ki işi bırakıyorsun ha. Doğru muyum? Tam olarak değil. Ben yurt dışına gidiyorum Tuğra abi. Ya nereye? İngiltere'ye. Biraz para kazandım. Nasıl? Gemiyle. Peki vize, pasaport falan hallettin mi o işleri? Halletmedim. Nasıl olacak peki? Aslında ben kaçak olarak gideceğim. 15 günde gemiyle götürüyorlar. Ben her şeyi hallettim. Yani pek bir şey kalmadı. Bir arkadaşım bu yolda gitmişti İngiltere'ye. Sağ olsun o bana yol gösterdi. Kaçak olarak? Evet. Sizi de böyle zor durumda bırakıp gidiyormuşum gibi oluyor ama kusura bakmayın. Hayat şartları işte.
Ben de oyuncu olmaya gidiyorum. Araştırdım. Orada fırsatlar çok iyi. Bir gidiyorsun, 2-3 tane dizide oynuyorsun. Ondan sonra bir bakmışsın, 6 ay sonra başlıyorsun. E malum, yurt dışından döndüğünde daha kıymetli oluyor. Sen nereye gidiyorsun? Ne bileyim, gidiyorum işte. Bu ne be? Leş gibi kokuyor bu ya. Kuru temizlemecimiz denize düştü. Ne mızmızlanıyorsun lan? Burada iyilik yapıyoruz. Sana benziyor. Ay, bakacağım afacanlar da çok şeker. Ben iyiyim. Gerçekten. Yarın sabah kursum başlıyor. Onun için heyecanlıyım biraz. Tamam. Öpüyorum seni. İki insanları yargılamadan, üzerlerine herhangi bir etiket yapıştırmadan onları tanımaya çalışıyorum. Öyle, oldukları gibi. Eğer... Polis misin lan sen? Abi ne alakası var? İhbarcı mısın? Yok abi, ne diyorsun? Muhabir misin? Nasıl? Nesin lan? Ne oluyor abi? Gel. Abi, gel. Ne lan bu? İyi bilmezsen benim başımı belaya mı sokacaksın? Ne tutuyorum ben de. Ne oluyor abi, ne yapıyorsun? Rahat bırak onu. Karışma sen. Rahat bırak. Eğer başına bela olmamı istemiyorsan git burada. Benim de Gazan Feri'nin de bu gemide olduğumuzu bilen pek çok kişi. Eğer başımıza ufak bir şey gelecek olursa, en ufak bir şey, hayatım biter. Anladın mı beni? Anladım ama. Gidin zıbarla. Var mısın? Yok, sağ ol. Hayatım biter ha. Come in. Hi. Dylan? Yep, everything seems fine, but then again, pop in tomorrow, we can complete it. Start the study as soon as possible, please, okay? Okay, thank you. Bye-bye. Beyler, biletleriniz. İşte çayınız, tıpkı Süher çayı. Hani şeker? Sadece çay istediniz. Şekersiz çay mı olur ya? Kahvaltı hariç her şey ekstra. Şeker istiyorsanız 50 lira. Tamam, ben veririm.
Al. Gördüğünüz gibi para peşin olduğunda alamayacağınız şey yok. Esrar, içki. Ha, bir tek kadın hariç. Onu da kendi aranızda hallediler. Dur, ne söylediler lan? Anything else? No. Have you put the children to bed? Yes. Come sit over here. Can I interest you in a drink? No, thank you. I don't like. Why not? Until today, I drink beer, but I don't like. Drink this. It'll take away your tiredness. How's your course going? Very good. But very busy. Yes, but once you've got your qualifications, they're worth the rent. Hem kumar oynattırayım hem de paranın hepsini sana mı vereyim? Benim hakkım. Ama abi. Sittiler. Var mı başka oyun oynayan? Umut. Bir şeyler çalsana. Ah Yusuf ah. Benimki içine kaçtı. İyi. Ama ne mi var oğlum ne var? Kuru fasulye filan. Azar oldu mu ya? Ya. Buna ne yapın kudumu iplalar. Buna bak çamaşırlar hepsi orada. Parçı sürçük oldu. Lan çekil o ipi. Çekil Allah belasını. Buna her şey benim bir söylemem lazım size ya. Ama ne kadar küfür ediyorsun sen ya. Biz de alıştırdık size ya. Biraz kibar ol ayıp. Biz de diyor musun amına koyduk ya? Özür dilerim kaptan. Kaka sekte. Sarı, iki dolardan sağlam olan patronlardan bir tane götür o aşağıdaki çocuğu abi. Benimki nerede diye sorarsa? Ulan sorarsa tarıcın dibinden geçmiş, kaybolmuş dersin ya. Sen ki aşağıda onlara sikimin antenlerine kıyafet mi lan? Özür dilerim tam. Alright guys, repeat after me please. She did steal, she stole. She did steal, she stole. Again, please. She did steal, she stole. Well, thank you very much. That's it for today. But just before you go, I want you to memorize all the irregular verbs list I've given you because I'm going to do oral exam next week, okay? Thank you very much. Merhaba Vida. Nasılsın? Merhaba.
başlayalı 2 hafta oldu neredeyse. Daha kimseyle konuştuğunu görmedim. Hep böyle suskun musundur? Değilimdir aslında. Daha pek alışamadım buraya. Aşağıda bir kahve içmeye ne dersin? Bilmem ki. Bir şekilde var canım. Benden sıkılırsan gidersin. Sıkılmazsan sana güzel bir Londra turu önerebilirim. Şunu. Ne oluyor lan burada? He? Ne oluyor şerefsiz? Alın götürün bu şerefsizi buradan. Alın götürün gözüm görmesin. Hani? Siktir lan! Yeter tamam. Olay bitti. Şimdi zıbarın yatın hadi. Kız da birazdan gelecek hadi. Siktirin hadi. Adamın biri çıkardı. Bu kadının fiyatı ne diye sorarsın abi.
Sibel. İngiltere'ye gitmek zorundayız. Nasıl? Into my house for this, but I maybe in the tents you people live in you treat your children like this, but not in my house. You may never raise your voice. Do you understand me? Because they come from the mountains, I think they were right. Ben de aramanı bekliyordum. Ne zaman geldin? Öldü birkaç hafta. Ya eğer bugün işin yoksa bir ara görüşebilir miyiz? Bugün biraz işim var. Geç çıkabilirim. Ama cuma çok iyi olur. Beklerim. Bildan sen iyi misin? Her şey yolunda mı? Bilmiyorum kadar. Yarın konuşuruz. Hazırlandınız. Beni dinleyin. Çok şükür sağ salim Fransa kara sularına vardık. Bir iki saat sonra sizi filikalarla indiriyoruz. Kıyıda sizi iki kişi bekliyor. Onlar bir tırla sizi Dever kapısından İngiltere'ye geçirecekler. O polis karakoluna varmadan bırakacaklar. Orada artık üstünüzde ne varsa hepsini yakın, yıkın, atsın, geçsin. Tamam, karakola vardığınızda da deyin, biz siyasi sığınma hakkı istiyoruz. Demiş, siyasi sığınma hakkı istiyoruz. Ha, kendi ülkemizde din vicdan özgürlüğü yoktur, ibadet edemiyoruz, işkence görüyoruz, kaçmaktan başka çaremiz kalmamıştır diyorsunuz. O zaman size tercüman getiriyorlar. Ha, tercümana da fantaziniz neyse, hayal gücünüz ne yetiyorsa onlar şey. Ama dirayetli olun.
lafınızda tutarlı olun. Tamam, tutarlı olun lafınız. Sarı, gel. Aşağı doğru. Yürü, yürü. Yürü, yürü, yürü. Çabuk, çabuk, çabuk. Aşağı doğru. Çabuk, 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 çabuk. Yürü. Şimdi ne yapacağız? Şu yolu dümdüz takip edin. Yaklaşık bir yarım saat sonra karşımıza bir karakol çıkacak. Merak etmeyin. Orada size yemek falan verirler. Kaptan! Bütün süvarili. Yalnız karakola varmadan önce hepiniz kimliklerinizi bu benzinle imha edin. Anlaşıldı mı? Hadi. Kolay gelsin.
söyle bakalım. Nasıl buldun İngiltere'yi? Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Kızım ne oluyor sana? Daha kaç gün oldu geleli? Bana bir şey ayarlayabilir misin? İyi de sen aferin olarak gelmedin mi buraya? Ev sahibi kadının hareketleri çok tuhaf. Yani nasıl desem... Bana asılıyor mudur nedir? Yüz vermedim diye kaç gündür evde kıyamet kopuyor. Nasıl yani, lezbiyen mi? Ben kalmak istemiyorum orada. Peki baban yardım etmiyor mu sana? Beni zaten zar zor gönderdi. Durumumuz pek iyi değil. Hı. Sıkma canını. Ben bizim patronla konuşurum. Sana uygun bir şeyler ayarlar. O olmasa bile burada bir sürü Türk var. Birinden biri olur. Ev işini de dert etme. Bende kalırsın. Kirayı da ortaklaşa öderiz. Mamur. Şuna devam koysun. Öz Sofra Restoran, buyurun. Alo, Cevdet abi, ben Yusuf. Vay Yusuf, nasılsın oğlum? İyiyim abi. Abi ben şimdi Londra'ya geldim. Haringey Kilisesi. Ne? Londra'da mısın? Evet abi. Gelip beni alabilir misin? Adres vermeden çıkamıyorum da. He tamam, biliyorum o kiliseyi. Yarın gelip alırım seni oğlum. Tamam abi. Hadi bakalım, hoş geldin. Sağ ol abi. Çok sağ ol bizi aldığın için. Ya Asil abin de gidecek yeri yoktu. Ben de benle gel dedim. O da ilk kez Londra'ya geliyor. Öyle mi? Hoş geldik. Abi kusura bakma, sana da yük oldu. Estağfurullah kardeş, ne kusuru ya? Nasıl çocuklar? Aynı bizim memleket değil mi? Aynen öyle abi. Her tarafta Türk tabelaları var. Bingöl ve Esra. Ya peki biz bunca eziyet yani şimdi Türkiye'ye gelmek için mi çektik? İşte bizim mekan. Gelin bakalım. Mamur! Şu benim arabayı alın oradan. Cevdet abi ne kadar zamandır buradasın? 25 sene oldu bari. Memnun musun abi? Vallahi ne derler bilir misin? Havasını ve kalabalığını saymazsak Londra yaşanacak yerdir. Burası artık bizim evimiz sayılır. İşimizi burada kurduk. Hanımla burada tanıştık. Oğlanı burada büyüttük. Şimdi beni boş verin de size gelelim çocuklar. Yusuf, sen oğlum burada çalışırsın. İçeride bir de sana yatak ayarlarız. Kalacak yer buluncaya kadar tabii. Asil senin de bir kahveci arkadaşın var Hamdi. Ona götüreceğim. O da bir eleman arıyordu kendine. Sağ ol abi. Hadi. Soğutmayın yine. Afiyet olsun. Ne haber Mehmet? Al bakalım aslanım. Hamdi. Oo Cevdet, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi diye giyiyorlar. Bak sana bir misafir getirdim. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, merhaba. Kardeşimizin adı Asil. Türkiye'den yeni geldi. Ona bir iş verebilir misin? Veririz tabii. Vermez miyiz? İngilizce biliyor musun? Çok fazla değil. Daha önce böyle bir yerde çalıştın mı? İstanbul'da yaşarken barda güvenlik görevlisiydim. Güzel. Bizim burada arkada küçük bir yerimiz var, orada kalırız. Mehmet, arkadaşa yardımcı oluver. Boşana, indir bizim levhayı. Staff okey. Otur bakalım Cevdet. Gemiyle mi gelmişler? Çocuklardan bir tanesi gemiden düşmüş. Parçalanmış yazık. Umutlu'ya yola çıkıyorlar. O da telef atılıp gidiyorlar. Allah rahmet eylesin. Amin. Biz elimizden gelen yardımı yapalım da. Yapalım da Cevdet, biliyorsun. Bu İngilizler bizi burada istemiyorlar.
Çekinde benim ruhsatı aldılar. Gece 12'den sonra çalışamıyoruz. Ne yapacağım? Ne yapayım? Düşünüyorum, düşünüyorum. Yol bulamıyorum. Mehmet! Oğlum bize iki orta kahve yap bakayım. Telefonunu kullanabilir miyim? Babamı aramam lazım. Tamam. Kaç gün oldu, meraktan çıldırmıştır. Vildan kızım, nerelerdesin ya, merak ettim. İyiyim baba, merak etme. Alıştın mı çocuklara? Evden ayrıldım baba. Ne? Merak etme, kaderin yanına taşındım. Zaten çocuklarla uğraşmaktan kursa pek vakit ayıramıyordum. Kızmadın değil mi? Ya yok, ne kızması, sen iyi kötüyü ayıracak yaştasın. Vildan, kim var yanında kızım? Kursan bir arkadaş baba, Esma. Sen merak etme. Ben en kısa zamanda bir iş bulacağım. Sakın kafana takma. Üniversite mezunu kıza burada iş mi yok? Ben başımın çaresine bakarım. Tamam kızım, kendine iyi. Babacığım, otobüsüm geliyor. Kapatmam lazım. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar hadi. Abi geleli bir ay oldu. İçtiğim susu gibiydi. Yediğim hiçbir şeyin de tadını alamıyorum. Ne oluyorsun? Ne bileyim abi, baksana böyle bir garip bir şeydi. Domuz eti olmasın sen? Tövbe, tövbe de be abi. Neyse yeter artık. Çok baktı, bugün çıkalım istersen. Çıkalım abi. Hadi. Burada hiçbir şeyin tadı yok diye de şunu bana yedirdiğine inanamıyorum Yusuf. Rahatsız eden bir şey mi var canım? Bu aralar suratın hep asık. Geçen gün babam aradı. Sesi hiç iyi gelmiyordu telefondan. Bana artık her ay para gönderemeyeceğini söyledi. Annemin vefatından sonra çok içine kapandı zaten. Ben en azından bir iş bulabilsem. Tamam da ne yapabilirsin ki? İstersen sana bir bilet ayarlayayım. Git gör babanı. Sağ ol, çok iyisin. Ama bu sorunu çözmez. Benim bir an evvel kendi başımın çaresine bakmam lazım. Kendimi kanıtlamalıyım. Başarısız olarak dönersem eğer... Dönemem. Benim bir arkadaşımın gece kulübü var. Oraya barmaid arıyorlardı. İyi de para veriyorlar diye duymuştum. İstersen bu gece gidelim oraya. Hem eğleniriz. Hem de senin iş meseleni konuşuruz. Ne dersin? Bilmem ki. Hadi gel. İlk önce bana gidelim. Bir şeyler içeriz. Sen de biraz rahatlamış olursun.
Şöyle geç otur da konuşalım biraz. İşin var baba. Otur. Neredesin oğlum sen? Kaç gecedir eve de gelmiyorsun. Anneme söyledim. Nikol'da kalıyorum. Nikol kim? Şu striptizci kız mı? Striptizci değil baba. Dansçı. Ben neyse ne be. Yusuf. Şuradan bir sigara ver bana oğlum. Hey. Bana vermeyecek misin? Okula gidiyor musun? Arada uğruyoruz işte. Oğlum bak. Hayat böyle orada burada sürterek geçmez. Şu yaşa geldin daha bir işin ucundan tuttuğunu görmedim. Baba parası yerek de ömür geçmez. Çocuğu görüyor musun? Elbistan'dan geldiğinden beri gece gündüz demeden it gibi çalışıyor çocuk be. Öf baba ya, bıktım bunları dinlemekten. Ben de bunları söylemekten bıktım. Senin yaşındayken de çalışıyordum, hala daha çalışıyorum. Hayatını böyle boş boş geçirip kendine yazık ediyorsun. Hayatın kendisi boş değil mi zaten baba ya? Hayata neye inanacağız da ben karar veririm. Life is empty then. Arkadaşlar bekliyor. Ben kaçtım. England! 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 Britannia! Britannia all the world! Get me a glass, mate. Get some glasses. Come on, mate. Excuse me. Come on. You can't bring the glasses. Let's bring the glasses. Come on, bring the glasses. Asil. Ne istiyorlarsa ver evladım. Yadise çıkmasın. Zaten biraz sonra şeker giderler. Excuse me. Come on. Come on. Good. Good. The glasses. Where are you from? Afghanistan? Hey? Turkish. Yeah, Turkish. What, Turkey? I tell you what, you watch the football tonight, we'll fuck you. Fuck you. You get it? Huh? Watch this. Here we go. Watch this. Çekil, tamam. Tamam, çekil bakayım. Çekil. Tamam, bitti. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Başımı büyük belaya soktun. Birazdan gelip burayı dağıtacaklar. Sen burada kim olduğunu nereden geldiğini
fazla içmesem iyi olacak çünkü çok alışkın değilim. Ama gece daha yeni başlıyor. Şimdi bırakmak olmaz değil mi? Morning, sir. Yusuf, çabuk çabuk. Ne oldu ya? Çabuk, memurlar geldi. Git, geceden önce de dönme. Tamam, peki. Gentlemen, work here? No, he's not working there. Konuş benimle. Ne olur bir şeyler söyle. Sana yardım etmeme izin ver. Anlatsana ne oldu? Hı? Yoksa biri mi bir şey yaptı sana? Konuş benimle ne olursun. Bir şeyler söyle. Anlatsana Vildan.
Hello. Hello, I'm looking for a job. I'm sorry, but we're looking for females though. Thank you. Merhaba. Merhaba. Yusuf burada mı? Daha gelmedi abi. Asil. Gelsene oğlum buraya. Abi merhaba. Merhaba. Yusuf'a bakmıştım ama. Gelmedi daha. Geç otur bakalım. Ne oldu ya, geçmiş olsun. Hamdi biraz bahsetti ama ne oldu? Holiganlarla kapıştık. Yapamadım Hamdi abinin yanında. Boş ver. Sıkma canını, başka iş bakarız sana. Sağ ol abi. Yeteri kadar yük oldum sana zaten. Olur mu oğlum öyle şey? Ne yük? Karnın aç mı? Mahmut. Biber. Asile yiyecek bir şeyler var. Karnını doyur. Tamam abi. Hadi be, hadi çabuk. Affedersiniz. Bunu alın ki, Beşe. Kadın arkadaşı efendim. Hani geçen gün konuşmuşsunuz. Bir şey mi oldu? Daha ne olacak, görmüyor musun? Bulaşıkçıya getirdiğiniz hanımefendi elini sıcak tutan soğuk suya sokmamış. Bu yüzden iki kişiyi kovmadın mı geçen hafta? Kimseye bakacak durumumuz yok demedin mi? Evet efendim. I did this job in Istanbul. Oh, you are Turkish? Yes. I've been in Turkey a few years ago. Very lively nightlife. How long have you been here? It hasn't been long. Have you got your visa? It's ready in 2 months. Oh. I really need a job. I don't mind any job. We are paying £250 a week. Is this all right? Yes. What's your name? Asil. Okay, Asil. Come tomorrow night. Start working. Thank you. Welcome. Thank you.
Yusuf, neredesin ya her gün her gün? Hadi abi, haklısın sen de. Yusuf. Bir çay getir oğlum bana orada. Tamam öyle. Tamam öyle. Sağ ol. Geç otur bakayım hele. Sana bir haller oldu Yusuf. Devamlı dalgınsın. İşe de geç geliyorsun. Duyduğuma göre artık burada da kalmıyoruz. Nedir oğlum bu hali? Ha? Bir derdin varsa söyle bilek. Karı kız meselesi değil mi? Bak oğlum. Ben de bir zamanlar yabancı bir kadına kapıldım gittim. Ailemi bıraktım. Hata yaptığımı uyanmasaydım elimdeki her şeyi kaybedecektim. Sen tabii gençsin, bekarsın. Kanın durmuyor. Sakın birine yanlış bir işin içine girme. Ve unutma oğlum. Bir adamı adam yapan arkasındaki kadındır. Madem kendine yeni bir hayat kurmak için geldin, önündeki fırsatları artık kullanmak sana kalmış. Ve sana son olarak bir baba nasihat edeceğim. Nerede olursan ol, sakın özünü kaybetme. Hadi aslan, bugün izinlisin. Git biraz temiz hava al, dolaş kendine gel. Fine. I'm getting used to this place. We're getting used to you. Can I get you a drink? Drink, please. I waited for you all night! I was out! With who? Who did miss you? I worried about you! I'm so worried about you, you should go and earn yourself some money! Money? I am working! The money you earn for me doesn't even last me for a week, so I choose to be the ones whose money will be enough for me! What do you mean? Whatever it means! Sit down! This is not your village! This Easter Moon trick doesn't work with me! I carry on living just like I was living before I even met you! Okay. What can I do? You can sell some things. You can get yourself a job. I can't do it. No, why can't you? You love sticking your nose in it, though, don't you?
Get up then. I am thinking about talking to your mom about this partnership matter. That'll be nice. It's about time. I am going to find some money. If Chetin can sort it out, he will send me some from Turkey. Oh, by the way, I gave him your bank details. You know the situation. I have to give him passport yet. Is that a problem for you? Don't be silly. I'll give you my bank card. Well, you better give me a job then. Alo. Vildan? Orada mısın? Canım kızım Vildan. Alo, alo. Vay be kardeşim benim ya. Nasıl buldun beni? Yusuf'tan öğrendim. Evet. Bu arada poliganları da fena pataklamışsın ha. Ya sorma. Neler yapıyorsun anlat bakalım. Mekanın güvenlik şefi olarak çalışıyorum. Bir yolunu bulabilirsem ortak olmayı düşünüyorum. Bakacağız artık. Güvenlik işi yani. Eski günlerdeki gibi desene. Sen nereden biliyorsun? Hani bir kavga çıkmıştı ya barın önünde. Ben de oradaydım. Ne oldu o mesele? Bilmiyorum. Neyse, sıkma canını. Ortaklık düşünüyorum dedim. Ne kadar lazım? 40-50 bin puan. Gerçi arkadaşıma söyledim, o da araştırıyor ama bulabilirsek abi, bakacağız. Tamam, cebinde bir. Kavga mı geçiyorsun dedim? Yok, gayet ciddi. Ben de buralarda nasıl bir iş yapayım diye düşünüyorum zaten. Sen benim yerime parayı işletirsin. Ben de arada bir gelir, bir içkini içerim ha. Zaten sana da geriden borcum var. Tamam da, bu kadar kısa sürede bu parayı nereden buldun sen? Peki ama neden? Arayış. Arayış? Evet. Aradığın şeyi bulabildin mi bari? Hayır. Ama çok güzel iki tane kız buldum. Beni ara. Tamam mı? Yarın ara. Ciddi ciddi konuşalım. Buradan mı? Canım kızım Vildan. Orada mısın? Yavrum benim Türkçe konuşur musun? Hiçbir şey anlamıyorum. Alo, alo.
Alo. Ceren merhaba. Aşkım neredesin? Sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum ya. Aşkım beraat etti. Gerçek katili buldular. Artık buraya dönmek için hiçbir engel kalmadı. Alo. Aşkım orada mısın? Evet evet seni dinliyorum. Çok ani oldu benim için. Çok sevindim gerçekten. Seni çok özledim aşkım. Ne zaman dönüyorsun? Ceren. Seni çağırıyorlar. Para inmem lazım. Çok sağ ol haber verdiğin için. Hoş geldin. Ne bu halim böyle? Yok işte. Neyse boş ver beni de. Burası senin mi? Bunun için de çok uzun süre çalışmam gerekecek. Ben işletiyorum işte. Sen Cevdet abinin yanından ayrıldın mı? Yok. Yanından ayrılmadım da pek bu aralar gitmiyorum işte. İşler karıştı. Bayağı karıştı. Var mı benden istediğin bir şey? Asil abi. Ben bir tek seni tanıyorum. Onun için sana geldim. Çünkü para. Para ihtiyacım. Ne kadar lazım? Ne kadar? Ne kadar verebilirsen. Bak bu. Cüzdanımda olan paranın hepsi. Çeyrek olsa ya da yarım olsa. Efendim? Benim... Çok sağ ol para için. Neredeydi yine? Ay, kader. Bunu daha sonra konuşalım çünkü çok yorgun. Aa, yorgunsun demek. Niye yorgunsun? Bütün gün birilerinin altına yatmak mı yoruyor seni? Kader ne diyorsun sen? Dün baban aradı. Seni de aramış, ulaşamamış. Ben de bir haftadır haberim yok dedim. Adamcağız ne halde hiç mi merak etmiyorsun? Seni ne zorluklarla buraya gönderdi? Senin şu yaptığına bak. Kader. Hiçbir şey söyleme. Yıllardır bu ülkede köpek gibi çalışıyorum. Ben bilmiyor muydum orospuluk yapmayı? Kendinden başka herkese yalan söyleyebilirsin. Babanın yüzüne nasıl bakacaksın? Kızımız burada orospu olmuş, haberimiz yok. Türkiye'de insanlar okul bitirip inşaatlarda sürünüyorlar kızım. Yarın öbür gün çoluk çocuk sahibi olacaksın. Nasıl bakacaksın onların yüzüne? Çabuk. Çabuk git buradan. Yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Midemi bulandırıyorsun. Yarın sabah işe gittiğimde eşyalarını toplamış ol. Geldiğinde seni görmek istemiyorum burada. Hala utanmadan nasıl kapımı çalabiliyorsun orospu? Thank you.
sus! Bu ne ya? Hayatım, çalın! Sen evde sormam, bunun için baktın geldin lan! Lan! Bunun için mi geldin? Rahmetli babanın çelikleri mezarda sızmayacak. Sağ ol. Masum ferman. O günden beri de nerede, ne yapıyor, hiçbir şey bilmiyorum. Sadece gördüğüm evde peruklar, full makyaj, mini etekler. Her gece, gece yarısına kadar dışarılarda. En son kovdum evde.
Ben de İngiltere'ye gelip senin gibi büyük adam olmak istiyorum. Ondan sonra bir bakmışsın, 6 ay sonra başlıyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, başarılar.